Bana deseler ki Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı boyunca yaptığı en doğru hareket nedir dese, Melik Gökçe'yi görevden alması derim. Bu kitaptan dolayı ellerinden ne geliyorsa yapsınlar, ne kadar algı oluşturmaya çalışırsa çalışsınlar, hiçbir şekilde bir şey yapamayacaklar. Zaten Melik Gökçek oğullarını bir yere yerleştirmeye çalışıyor. Gerçekten o da mücadele ediyor oğullar için. Evlatlarının geleceği için mücadele ediyor. Çünkü iki yumurta kırmamış çocuklarına ne yapacak başka? Tamamı halkın paralarıyla oluşturmuş kamu kaynaklarının ihale yoluyla bazı iş adamları tarafından alındıktan sonra oluşturulan kanal. Rant için her şeyi yapabilecek bir figür. Opportunist. Aynı zamanda doğruları konuşmayan bir kişi olarak görüyorum ben. Ya işin açıkçası üzülüyorum onlar adına. Neden üzülüyorum? Şundan sebep. Zaten dediğiniz gibi kitabın ön sözünde bana karşı yapılacak her türlü saldırıyı yazdım. Daha önce Sarmal kitabını çıkardığımda da yine bunu dile getirmiştim. Evet dedim, bir kitap yazdım ve türlü bir bahaneyle beni bulup ya tutuklayacaklar ya fiziki zarar verecekler demiştim. Ve sosyal medyadan da troller vasıtasıyla saldırıya uğrayacağım. Daha doğrusu bir şekilde kitabı itibarsızlaştırabilmek için itibar suikastine başvuracaklarını söylemiştim. Yaptılar. Tutuklandım. Şimdi bu kitapta da yine aynısı olacağını biliyordum. Çünkü ortaya saçılan rezillikler o kadar büyük ki. Normalde çıkıp bunlara cevap veremeyeceklerine adım Murat olduğu kadar emindim. Ve şimdi aynen beklediğimi yapıyorum. Düşünün ki ben kahin falan değilim ama kitapta yazdım. Önce babası itibarsızlaştırmaya, değersizleştirmeye çalışarak Haber Global'de kitabı okumadım, okumayacağım da deli zırvası gibi şeyler söylediler. Hatta benim hakkımda adam değildir dediler. Ki hani bununla ilgili konuşmadım, ciddiye almıyorum. Adam, çünkü onların adam deyip dememesi benim umurumda değil. Keza onlar bana eğer adam değil diyorlarsa, ki adam onlarlarsa, gerçekten mutlu olurum ben onların bu şeylerinden. Diğer türlü de Osman Gökçek, üzülüyorum. Olmamış çünkü bu çocuk. Bir şekilde sorunları var. Çözemiyor sorunlarını. Babası uğraşmadığı için de kendisini ortaya atıyor. Ama işte bence tıptaki şeyleri dinlemesi lazım. Niye derseniz, ben çocukken babam hep bana derdi ki, oğlum bak jöle kullanma. Beynine oksijen gitmez ve saçların dökülür derdi babam. Ben haklı çıktığını çok seneler sonra öğrendim. Şimdi ben aynısını da başka kişilere tavsiye ediyorum. Çünkü parlayan güneşi siz balçıkla sıvayamazsınız. Gözünüze istediğiniz kadar karanlık gözlük takın. Dışarıdaki insanlar güneşi görmeye devam ediyor. Ve görmeye devam edecekler. Oradaki yazdıklarımın tamamı fakir Anadolu halkının paraları. Ve bu insanlar elleri nasır tutarak, elleri çatlayarak, toprağı ekerek, biçerek ve madenlerde çalışarak o paraları kazanıp devlete verdiler. Siz o paraları kendi arkadaş, eş, dost çevrenize aktaramazsınız. Hesabını vereceksiniz. Bizim istediğimiz sadece bu. Hesap vereceksiniz. Ha, bugüne kadar sormadılar. Birisi çıktı onlar hakkında kitaplaştırdı. Ve yüksek perdeden dile getiriyorum. Şimdi bütün telaşları bundan. Normal, niye normal? Çünkü yetiştikleri kurum var. Nerede yetiştirdiler? FETÖ'nün Samanokulu kolejlerinde yetiştirdiler. FETÖ taktiklerini çok iyi biliyorlar. O FETÖ taktikleriyle de itibar saçtırmaya çalışıyorlar ya, başaramazlar. İnanın başaramazlar. Vız gelir tırıs gider. Rant için her şeyi yapabilecek bir figür. Opportunist. Aynı zamanda doğruları konuşmayan bir kişi olarak görüyorum ben. Bütün yılları takip ettiğimde, ki artık kendisinin biyografisini yazabilecek düzeye geldim. İkili ilişkilerini, ailevi ilişkilerini ve diğer ilişkilerini tamamını dostlarından da dinledim ben. Kendi en yakın arkadaşlarından da dinledim. Üzülüyorum sadece böyle bir kişilik sahibi olduğu için kendisi adına. Ben işin açıkçası rahatsız olurdum öyle bir kişiye sahip olsaydım. Çevresinde sevenler, tırnak içerisinde sevenlerin kendilerine yine menfaat karşılığı bunları duyduğunu ve siyasette her şey mübahtır kelimesinin karşılığı olarak görüyorum ben Melik Gökçe'yi. İnanın yani bunu. Döneminde ANAP mücadelesi var. ANAP'tan kovulduktan sonra Fazilet Partisi mücadelesi var. Oraya geçerken başka söyledikleri var. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olurken işte o dönemde üçlü Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan ve bir de kendisini cephe olarak görüyor. İşte orada asıl buradaki siyaset yapmam gereken kişi benim. Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceği yok. Gidip bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Musevi lobileriyle toplantılar yapıyor. Ardından CIA destekli yerlere çıkıyor filan. İnanılmaz derecede bir yerlerde baş olabilmek için mücadele ediyor ama başaramıyor tabii ki. Olabildiği sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ki Necmettin Erbakan aslında doğruyu görmüş, kendisini aday yapmamaya çalışmış ama o zamanki işte bağlantılar, siyasi kulisler ne yazık ki
Melih Gökçek'in başkan olmasını engelleyememiş. Daha öncesinde Keçiören Belediye Başkanlığı ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki iddialar ve yolsuzluklarla ilgili suç duyuruları yapılıyor. Bununla ilgili soruşturma evrakları tamamlanıyor. Hatta Tansu Çiller, dönemin başbakanı Tansu Çiller soruşturma izni veriyor. Ama işte Melih Gökçek'in yargıdaki ayağını, siyasi ayak diye bahsettiğim zaten bunlar oluyor. Yargıdaki FETÖ ayağı sayesinde bir şekilde bu yargı sümen altı ediyor, yargılanmıyor, zaman aşımından dolayı düşüyor. Sonraki dönemde ise hakkında 112 tane ile 112 tane daha fazla da olabilir. Dosya bir şekilde sümen altı edilerek taksit kararı veriliyor. Peki bu taksit kararını veren kim? Şahdan Sakınan. Şahdan Sakınan dediğimiz kişi 2010 yılındaki KPSS sınavının sorularının çalınmasıyla ilgili dosyayı hasır altı eden, binlerce kişinin devlete, binlerce FETÖ'cünün devlete yerleşmesine vesile olan ve aynı keza haksız servet edinme iddiasıyla HSYK tarafından soruşturma başlatılan ama 15 Temmuz'dan sonra görevinden ihraç edildiği halde firari olan bir savcı. Bahsettiğimiz bu savcı Melih Gökçek tarafından korundu. Özür dilerim, Melih Gökçek bu savcı tarafından korundu. Aynı zamanda bir de şöyle bir şey var. Melih Gökçek korunuyor, Melih Gökçek de karşılığını veriyor. Ne yapıyor? Bu kişiye arsalardaki parsellerinin değerlerini yükseltiyor. İki tane tarla vasfında bir arazi var mesela. Gidip alınıyor Şahdan Sakınan tarafından. Bu arsalar bir anda bir değerleniyor. Düşünün ki sizin bir çok uzak bir yerde 10 TL etmeyecek belki de para arsanız var. Abi bakıyorsunuz belediye başkanı geliyor, oranın imarını değiştiriyor. Yol çevre düzenlemesi, peyzaj falan yapıyor. Sizin arsanız oluyor 100 bin lira. Siz satıyorsunuz arsayı, rant elde ediyorsunuz oradan. Sattıktan sonra alan kişi hakkında bir bakıyorsunuz bütün imar planları, bütün yapılanlar iptal oluyor mahkeme kararıyla. Arsa da yeniden 10 lira değerine düşüyor. Bu şekilde bütün FETÖ'cü hukuk ve yargı ayağındaki kişilere ve aynı zamanda FETÖ'nün firari birçok ismine Melih Gökçek parsel parsel yerler verdi. Ve bundan dolayıdır da işte dosyalarda bir şekilde sümen altı edildi ve takipçilik kararı verildi. O dosyaların hepsinin tamamının tekrardan açılması gerekiyor. Açılır mı sizce? Açılır. Ben Türk hukukuna güveniyorum ve diyorum ki üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğüne inanıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Artık o dönemler bitti. Devletin hafızasına çok güveniyorum, yargıya çok güveniyorum. Bu yargının içerisinde Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini sinesine artık nakşetmiş ve o uğurda yürüyen yargıçların, savcıların olduğunu biliyorum. Ve eninde sonunda Melih Gökçek'i yargı sehpasına oturacaklarını ve kamunun oluşan zararını da tahsil edeceklerine gram şüphem yok. Vakbel diye bir şirket kuruluyor. O dönemde yine siyasi bağlantılarla iflas etmiş bir iş adamına Vakıfbank'tan kredi kullandırmak suretiyle bir şirket canlandırılıyor. Sonra belediyenin Belko şirketi ve Vakıfbank'ın Vak kısmı birleşip Vakbel adını kurdukları bir şirket kuruyorlar. Bu şirketle de Güney Afrika'dan kömür getirmek, yani Ankara'nın kömür ihtiyacını karşılamak üzere bu şirketi kuruyorlar. Sonra Afrika'da da madende bir şirket daha kuruyorlar, Sumoku diye. Cayman Adaları'nda da yeniden bir şirket daha kuruyorlar. Bu şirketle de tabii vergi kaçırma cenneti orası, biliyorsunuz. O şirketler üzerinden ticaret yapıyorlar. Minercom ve orada başka bir şirket daha var. Onun ortaklığıyla da taşıma işlerini falan hallediyorlar. Aynı zamanda bunlar bir de Çaldağ'ında, meşhur Çaldağ, FETÖ'nün ilgi gösterdiği yerlerden bir tanesinde Çaldağ'ındaki kömür şirketiyle, Sardes firması var İsveçli. Onun üzerinden de bir şekilde kömür ithalatı yapıyorlar. Mesela normalde kömürler yurda 117 dolara gelirken Ankara halkına 180 dolara satılıyor. Tabii ki Melih Gökçek bu dönemde Türkiye'yi ambargo uygulayan, silah ambargosu uygulayan ülke olan Güney Afrika Belediye Başkanı'nı, oradaki ülkenin bir belediye başkanını ağırlıyor burada. Ama onun da bağlantıları çıkıyor. O dönemki istihbarat yetkililerinin açıkladığına göre bağlantıları çıkıyor ve bu kişilerin PKK ile bağlantıları çıkıyor ve soru soruyorlar. Ben de o soruyu, daha önce yayınlanmış ve halka açık olan soruyu, acaba o kömür ticaretinin üzerinden PKK'ya para mı sağlandı diye dikkat çekici olduğunu düşündüğünden dolayı da sordum. Tabii o madenlerin bir de başka ayağı var. O Minercom şirketinin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne satın alınan Çaldağ kısmı var. Oradaki şirket ortaklarından, Çaldağ'ındaki şirket ortaklarından bir tanesi de FETÖ'nün Afrika'daki imamı. Oradaki bütün ziyaretleri falan o ayarlayan ve oradaki FETÖ vakfının da oradaki yetkilisi. Bu kişilerin de kimler aldığını falan kitapta çok ayrıntılı şekilde anlattım. Birbirine geçmiş güvit ilişkiler ve bir sarmala. Çok iyi irdelenmesi gerekiyor. Savcılar zaten
bir yerinden başladıktan sonra çorap söküğü gibi gelecek o ilişkiler, bağlantılar. Belediyenin kaynaklarını futbolda yöneticilerle birlikte sağladığı ağa aktarmak için çok güzel bir fırsat. Mesela oğlu Ankara Spor'un başkanı. Zaten Melik Gökçek oğullarını bir yere yerleştirmeye çalışıyor. Gerçekten o da mücadele ediyor oğullar için. Evlatlarının geleceği için mücadele ediyor. Çünkü iki yumurta kırmamış çocuklarına ne yapacak başka? Yani bir toprağı eşeleyememiş, bir dalından elma toplayamamış bir insana ne yapabilirsiniz? İşte bu türlü siyasi bağlantılarını kullanarak bir gelecek hazırlamaya çalışırsınız, değil mi? Ne yapıyor şimdi? Oğluna Ankara Spor'u veriyor. Ankara Spor Başkanı iken aynı zamanda Ankara Gücü'nün başına geçiriyor. O sırada Ankara Spor ligden düşüyor çünkü illiyet bağı var. Ankara Gücü'nün başındayken de birlikte yönetimi kurduğu kişiler de aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden devasa ihaleler alan kişiler. Bir de bu kişiler Ankara Gücü'ne borç veriyor. Sonra bu yaptıkları seçimin hileli olduğu ortaya çıkıyor. Mahkeme tarafından iptal ediliyor. O borçlular bir de haciz ediyorlar Ankara Gücü'nü. Oğlu tekrar Ankara Spor'a dönüyor. Sonra Osmanlı Spor yapıyor onu. Osmanlı Spor yaptığı zaman bir de harfiyat işi alıyorlar Anfa'dan. Anfa'ya harfiyat taşıma işi veriliyor. O da Anfa'da bunu Nispet Ayşe'ye veriyor. Nispet Ayşe'nin kurucuları kim? Melik Gökçek'in yine adamları. Ankara Gücü, Osmanlı Spor'un içerisindeki yöneticiler, belediyenin içerisindeki eski yöneticiler. Ve bahsettiğimiz rakamlar milyar TL'lere ulaşıyor. Buradaki asıl şey rant. Fenerbahçe mesela başkan olmak istiyor. Ankara'ya taşıyacağız Fenerbahçe'yi diyor. Oğlunu Ankara Gücü'nde tesis kuruyor. Kurduğu tesis, Türk en büyük tesisi kurdum diyor. Yüz milyonlarca TL çöp oldu, yatıyor. Buradaki asıl amaç rant. Futbolla falan ilgi alakası falan yok aslında onun. Oğullarına bir gelecek sağlamak olmuyor. Yani mesela bir tane oğluna ticaret odası başkanı yapmaya çalışıyor, olmuyor. Oğlu gidip Çankaya Belediye Başkanı adayı olmaya çalışıyor, olmuyor. İşte milletvekili adayı olmaya çalışıyor, olmuyor. Onu olmaya çalışıyor, bunu olmaya çalışıyor, olmuyor. Olmayacaktı zaten, olmuyor Osman'ın adı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve birçok konusunda eleştiren bir adam olarak, muhalif olarak biri bunu çok açık yürekle söyleyebilirim ki bana deseler ki Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı boyunca yaptığı en doğru hareket nedir dese Melik Gökçek'i görevden alması derim. Çok samimi söylüyorum. Türkiye için yapılacak en güzel şeylerden birini yaptı Erdoğan. Bundan sonra da yanında yöresinde falan yer vereceğini asla düşünmüyorum. Kata düşünmüyorum. Hem Melik Gökçek tabii ki katıldığı bir programda ben siyaset yapmayı düşünürüm tabii filan dedi böyle. Bazı yerlere şey çakıyor işte, göz kırpıyor. Ama ben sanmıyorum Sayın Erdoğan'ın onu yanında yöresinde filan tutacağını. Çünkü öyle bir zihniyette ya da düşüncede olmuş olsaydı Erdoğan niye görevden alsın, kapının önüne koysun? Tamamı halkın paralarıyla oluşturulmuş kamu kaynaklarının ihale yoluyla bazı iş adamları tarafından alındıktan sonra oluşturulan kanal. Çünkü yöneticilerin tamamının seceresini yazdım ben oraya. Bakın hepsine. Hepsi belediyenin iştiraklerinde görevli olmuş ve sonrasında çıkıp şirketler kurarak ihaleler almış kişilerden oluşuyor. Bütün hepsini görürsünüz zaten. Aynı keza spor bağlantılarını da görürsünüz. Oradaki kurulan ağın nasıl büyüklüğünü de görürsünüz. O dönemde biz bir şeye dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çünkü Alaaddin Kaya diye o dönemki FETÖ'nün medya ayağından sorumlu olan kişilerden bir tanesi Taraf Gazetesi'ni kendi matbaasında, yani kendi adresinde, Taraf'ın da aynı zamanda sahibi olan firmayla birlikte yürütüyorlardı. Ve o dönemlerde basını organize edebilmek için gazetelerde sermaye artırımlarına gidip işte onların kamuoyundaki yerlerini genişletebilip FETÖ kumpaslarına zemin hazırlamışlardı. İşte ben o dönemde Ergenekon kumpasında yargılandım. Kimdi bunun baş aktörlerinden, basındaki ayağı? Taraf Gazetesi'ydi. Ne tesadüf ki? Aynı Taraf Gazetesi'nde yapılan operasyonların tamamı ne tesadüf ama bakın Beyaz Gazetesi'nde de yapılıyor. Beyaz TV'de de yapılıyor. Beyaz TV'de yapılan operasyonlara bakın. Sermaye artırımı tarihleri, bütün bağlantılar. Peki asıl dikkat çekmemiz gereken ne? Beyaz TV'nin vuku bulduğu ve devam ettiği adres kime ait? Kimin kiracısı? Taraf'ı da organize eden Alaaddin Kaya'nın. Alaaddin Kaya'nın bütün mal varlığına el konulmuşken Beyaz TV'nin olduğu binaya niye el konulmadı kayyum tarafından? Biz de sorguluyoruz. Niye diyoruz yani? Ayrıcalıkları ne? George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabındaki bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir kelimesindeki gibi Gökçekgiller ailesi daha mı eşit? Bu ülkedeki diğer yargılanan ve hukuk önünde hesap veren FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı kişilerden ayrıcalıkları mı var Gökçek ailesinin? Samanyolu Koleji'nde mezun olacaksınız. Aynı zamanda bununla ilgili kurulan derneklerin mütevelli heyetinde bulunacaksınız. Keza bununla ilgili bütün
iltisaklı ve yönetici pozisyondaki herkesi belediyenin kaynaklarına aktaracaksınız. Onunla birlikte belediyede yöneticilik yaptıracaksınız. 15 Temmuz'a kadar bu örgüt hakkında, terör örgütü hakkında tek bir kelime etmeyeceksiniz. Bir gece konuda saklanırken baktınız ki kaybeden tarafı değil de kazanan tarafın tarafını tutacaksınız ve ondan sonra çıkacaksınız insanlara da. Siz hainsiniz, FETÖ'cüsünüz diyeceksiniz ve hala da bu milletin içerisinde utanmadan çıkıp yaftalamalarda bulunacaksınız. Devlet de ve hukuk da bunun hesabını sormayacak. Öyle bir adalet sistemi yok. Yok, olmaması gerekiyor. Tükürürüm sanatın içine diyen bir kültürden şu anda Ankara'da sanatın, yeşilliğin, kamunun zararının değil, kamunun yararına olan işlerin yapıldığı, milyarlarca TL yolsuzluğun, yağmanın yok edildiği bir dönem yaşanıyor. Tahribat bu şekilde devam ettiği müddetçe devam edecek. Ben mesela Melik Gökçek diyor ki işte Ankara'ya gittiğinizde sorduğunuzda Mansur Yavaş'la ilgili yaptığı 5 tane şeyi sorduğumda kimse cevap veremiyor diye bir yayın yapmış. Tabi belli yerlerde geçip kurgu insanlarla yayın yaparsanız ne yazık ki bu bir de biz bırakın 5 taneyi, ben gazeteci olarak şu Melik Gökçek döneminden sonra yapılan Mustafa Tuna dönemi de dahil, bakın Mansur Yavaş'tan önceki Mustafa Tuna dönemi de dahil yüzlerce şey sayarım, yüzlerce. Kitabımla ilgili eğer hakaretim ya da yanlış bilgilendirmem falan varsa yargılama yapılır, cezam varsa cezamı çekerim. Lakin bu kitaptan dolayı ellerinden ne geliyorsa yapsınlar, ne kadar algı oluşturmaya çalışırsa çalışsınlar, hiçbir şekilde bir şey yapamayacaklar. Çıkartmaya çalıştıkları şey benden vatan haini gibi bir olgu. Bunu da başaramazlar. Çünkü ben Kemalist Türk milliyetçisiyim. Ne bir vatan haini çıkarabilirsiniz, ne terörist çıkarabilirsiniz. Çivi gibi buradayım, çivi sökemezler bizden. Bunlardan korkmayın. Bunlara alışmayın da, susmayın da. Ben susmuyorum, korkmuyorum ve alışmıyorum da bunlardan. Devlete çok güveniyorum, hukuka çok güveniyorum, yargıya çok güveniyorum. Eninde sonunda bunları kulaklarından tutacaklar, yargı önüne oturtacaklar. Ve bu milletin yıllar boyunca yoksul Anadolu halkının paralarının nasıl gasp edildiğini, kimlere peşkeş çekildiğini, tek tek, tane tane hesabını soracaklar. Buna da yürekten inanıyorum.